Selam. Hem galerimi boşaltmak, rahatlatmak hem de anlarımı, moments'larımı seslendirmek istedim. Ara ara böyle çekebilirim. Bunlar benim kediciklerim. Burası benim evim bu arada. Gün batımı tam salonumun ortasında oluyor. Yani dünyanın en güzel şeyi sanırım bu. Bayılıyorum. Kızıllık böyle oluyor işte. Bak elimi görüyor musun orada? Ama eski hali bu yani güncellendi bu ev. Ayna falan orada değil şu an. O tablo hala orada ama. Ve aşırı sessiz. Bakarken huzur doldum. Kuş sesleri, kızlar, ben ve gün batımı. Ortalama her akşamım bu şekilde geçiyor. Tabii yere atmıyorum da kendimi. Şu an sesleniyorum. Bir sonraki görüntüye bakalım. Burası da ofisim. Çiçeklerimi sulamak için her sabah geldiğimde klasik ya da 2-3 sabahta bir suluyorum azıcık azıcık da olsa ve işte bereket çalışması falan yapıyorum. O yüzden çiçekleri sulamak güzeldir. Onun için kalktım yerimden. Bu da ilk sahiplendiğim kedi şansım öldü 3-4 gün içerisinde. Ama inat etmedim. Yeniden bir kedi sahiplendim. Ve Zeta. Elime Tam bir şop şop. Gerçekten bedenimdeki birçok yerimi emdiği için kendimi, yani beni annesi zannediyor. Şu an kocaman kız oldu. Ne kadar garip onu bu halde görmek. Annemize bak. Buna bak. Anneme atmıştım bu videoyu bu arada. Canım kız. Burada da yani yeni tanışmışlardı. Bu da ikinci minik kızım Orion. Sahiplendiğim ilk zamanlar. Nasıl pamuk, nasıl prenses. Ama Zeta kaçıyordu ondan. Bana sığındı. Orion Orası onu kötü. hiç dışlamadı biliyor Güzel musun? prensesi. Hep sarıldı, itelemesine rağmen gidip gizlice göbeşine yattı uyurken Zeta'nın hani şey Benim gibiydi. Boş yapma nasıl olsa yakın arkadaş olacağız der gibiydi. Bak bakalım Fare buraya. ya, Bak fare bakalım. ya. Kardeşinle oyna hadi. Burada da kulağımı yemiyorsun tabii ki de. Baş belası Zeta. Evet. Burada arkadaşlıkların pekiştiği zaman. Şey düşünmeyin bu arada alıp birbirlerinin ortasına atmadım. Yani hiç karışmadım, serbest bıraktım. Uzak duran uzak durdu, yakınlaşmak isteyen yakınlaştı. Hiçbir şey zorlamadım onları, direkt akışına bıraktım. Çok salaksın kızım ya. İkisi iyi ki de var ya, gerçekten hayatım değişti kedi sahiplenince. Cimcim! Tipim. Burada da işte uyuyorlar. Yine Zeta her şeyi sahiplenmiş. Benim beyaz pamuğum köşede duruyor. Günaydın. Alıştılar iyice. Burada da bir tane arkadaşımla İF'teyiz. Ankara İF'te ve eğleniyoruz. Oradan bir kare. Görüntü. İnsanlar. Wow, bir anda görüntü sıçradı ama bak şimdiki görüntü daha garip. Bunu da çekmiştim çünkü cidden garip gelmiştim. Karanlık bir ortamdaydı. Bu başka bir yer. Çocuk yılan oyunu oynuyordu sanırım. Ve böyle bir telefon vardı. Aşırı özenmiştim ya. Gerçekten özenmelik bu arada. Çok iyi değil mi? Burada uyanıyorum yine. Yine yeniden. Kızlarla. Kızlarla uyumak da bir terapi bu arada. Sevgiyle. Dün akşam şey yaptılar. Benim yatağımın önünde işte valiz var. Valizin tepesinde, evin en tepe noktalarından birinde uyudular. Orion da yanına çıkmaya çalıştı Zeta'nın, şu beyaz pamuk.
Çıkamadı, gittim kendi ellerimle koydum. Ah, yattım yatağa. Bakıyorum uyuyorlarmış hamışı tepede, yanıma gelmiyorlar. Bir şey oldum böyle. Dedim sıpa kuşlar gelsenize ya. Yalnız hissediyorum şu an diye. Çok alıştım onlarla uyumaya. Çok güzel geliyor onların sevgisiyle uyumak ve uyanmak da. Bak şuna bak, bak şuna bak. Spordan eve geldim. Valla yürüyorum, ha, spordan gelmiştim. Bunlar beni delirtecek ya. Böyle karşılanıyorum ya. Koyun Bak. koyuna uyumuşlar ya. Acıklar. Merhaba. Kızımla birlikte akşamüstü keyfi yapıyoruz. Çalışma aralarında böyle dinleniyorum. Müzik ya da hiçbir şey açmıyorum. Gün batımını izliyorum. Kızlarımı tarıyorum, öpüyorum, sarılıyorum. Uyku düşerim. Bak, bak şuna bak. Nesin sen ya? Nesin sen ya? Açmıyor aslında gözlerini. Annesinin güzeli bu. Yumuşacıksın Orion, yumuşacıksın Zeta ablası, kardeşi de burada. O da manzara keyfi yapıyor tabii uyanık. Biz de. Uykusu aşırı ağır olduğu için bu kadar rahat davranabiliyorum. Yoksa hiç uyuyana ve karnı aça asla dayanamam. Kediler de dahil. Asansör, sahte gülümsemesi şu bak. Merhaba. Hava tam olarak şu şekilde. Güneşin doğuşu böyle yansıyor ya. Kızıl gözüküyor binalar. Ay hiç de kalkasım yok kız. Şurada böyle. Neyse ama kalkmamız lazım. Hadi bakalım. Wakey wakey.